travma noktasında aslında gerçekten travmatize olduğunu biliyorsak bir ruh sağlığı desteği almak ama bu süreçte travmatize olmamasını önlemek için yani önceki müdahalemizde yapmamız gereken şeylerden biri de oyun. Çünkü çocuk oyun oynayarak bizimle iletişim kuruyor, oyun oynamayı seviyor ve oyunlarında da yaşadığı her şeyi gözlemleyebiliyoruz. O noktada da duygu çalışması ile ilgili bir örnek getirdim ben yanımda. İki tane şöyle torbam var. İstediğiniz torbaya veya kutuya koyabilirsiniz. Burada daha önceden hazırladığım kuklalarım var, duygu kuklaları. Burada farklı farklı duygular var. Çocuktan sırayla bunları çekmesini istiyorum. İşte hani şimdi bir tane duygu çekeceksin diyorum. Çekti. Buna dedi ki şu anda işte bu hangi duygu sence diyorum. Çünkü hani benim için mutluluk ama onun için başka bir duyguyu da ifade ediyor olabilir. Çünkü beden dilimiz farklı farklı birbirimizden. Tamam mutluluk dedi buna. Mesela bir gün içerisinde ne kadar mutlu olduğunu bana bu çubuklarla gösterebilir misin? İşte bunun rengi morsa bir gün içerisinde ne kadar çok mutlu hissediyorsam o kadar çok mor çubuğu alıyorum. İşte bugün 3 kere, 3 tane mutlu hissettim belki ya da 10 üzerinden 3 tane diyebilir. Bu kutuya atıyorum ve bütün duyguları tamamlıyoruz bu şekilde. Çünkü ben bütün duygulara sahibim, bütün duygular benim içimde, bütün duygular benim için önemli ve hepsini almam gerekiyor aslında hayatıma. O anlamda da hepsiyle ilgili işte sarı duygu, sarı neymiş mesela işte öfke diyebilirim ya da korkmuş diyebilirim. Bir gün içerisinde ne kadar korkmuş hissettin kendini diyorum ve işte sarı çubukları buraya atıyorum. Tüm bunlar bittikten sonra yani benim elimde olan çubuk sayısı kadar onları çıkarıyorum ve boş bir kağıda, beyaz bir kağıda örneğin bu çubuklardan hadi gel seninle bir resim yapalım diyorum ve bu çubukları kullandığım bir resim ortaya çıkıyor. Bu da aslında çocuğun tüm duyguları bütünleştirmesi. Hepsi bana ait. İşte öfke olumsuzdur onu dışarı atayım. İşte kaygı olumsuzdur, korku olumsuzdur onu dışarı atayım değil. Bütün duygular bana ait ve hepsiyle hepsinin bütünü beni oluşturuyor aslında. Bunlar bazen azalabiliyor, bazen çoğalabiliyor. Ama bütününe baktın aslında bu benim. Sonrasında bunu geliştirebilirsin. İşte bu yaptığın şey neye benziyor? Ne olsun isterdin gibi böyle bunun aşamalarını geliştirebilirsiniz aslında.